Derin uzayın gizemi evrende yolculuk. Paso Video ekibi olarak yeni bir uzay belgeseliyle karşınızdayız. Derin uzay, geceleri kafamızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda aslında ne kadar küçük olduğumuzu görürüz. Çünkü evren gözümüzün alabildiğinden çok daha fazlası. Bazen davetsiz, devasa bir kuyruklu yıldız ziyaret edebilir bizi. Ya da karanlık güçler. Bu koskoca evrende milyarlarca yıldız olmasına rağmen neden hala karanlık? Aslında zamanın başlangıcı da ve belki sonu da yine bu karanlığın içinde saklı. İnsanlık olarak evrendeki felaketlerle inanın hiç yüz yüze gelmek istemeyiz. Devasa karanlıklar, yüzeyi ateşler içinde yanan gezegenler. Hani elmas yağmurları da var, bunu kaçırmayalım derim ama uyaralım, sonunda ölüm var. Evrende bizi heyecanlandıran, sanırım en büyük keşif, ulaşılması mümkün, yaşanabilir bir dünya olacak muhtemelen. Dünyamızdan bir gün gitmemiz gerekirse, rotamız neresi olacak? Ya da bir rotamız olacak mı? Bu şu an inanın korkunç bir durum. Buna hazin sonumuz diyebiliriz. İnsanlık olarak uzayın küçücük bir köşesindeyiz aslında. Bu küçücük, bizim için ayrılan yerde milyonlarca yıldız, güneşimizden daha büyükse onlarca yıldız var ve hala karanlık. Gökbilimciler yakın tarihte güneşin 100 katı büyüklüğünde yanıp sönen dev bir yıldız tespit ettiler. 25 bin ışık yılı uzaklıktaki dev yıldız aniden kararması ve ardından eski parlaklığına dönmesiyle dikkat çekiyor. Dev yıldız, galaksinin bu kadar yoğun bir bölgesinde olduğu için araştırmacılar bilinmeyen bir karanlık nesnenin tesadüfen önüne geçip geçmediğini merak ettiler. Simülasyonlar, Samanyolu'nun etrafında yüzen inanılmaz sayıda karanlık nesne olmadan bunun pek olası olmadığını ileri sürdü. Bu yüzden kararmaya, muhtemelen önünden geçen bir opak toz diskiyle çevrili gezegen veya yıldızın neden olduğu belirtildi. Bu dev yıldızın tekrar ne zaman kararacağı belli değil. Ancak gökbilimciler bunun önümüzdeki 20 ila 200 yıl içinde olacağına inanıyorlar. Evren, var olan tüm enerjiyi ve maddeyi içerir. Evrendeki gözlemlenebilir maddenin çoğu, yalnızca bir proton ve bir elektrondan oluşan en basit atom elementi olan hidrojenin tek tek atomları şeklini alır. Elektronları paylaşan iki veya daha fazla atom bir moleküldür. Trilyonlarca atom birlikte bir toz parçacıdır. Birkaç ton karbon, silikat, oksijen, buz ve bazı metalleri birlikte yumuşatırsanız bir asteroidiniz olur. Veya 333 bin dünya kütlesindeki hidrojen ve helyumu bir araya toplayın ve güneş benzeri bir yıldızınız olsun. Evren garip bir yer gibi görünse de uzak bir yer değil. Şu anda nerede olursanız olun, uzay sadece 62 mil yani 100 kilometre uzaktadır. Gündüz veya gece, İster içeride, ister dışarıda, uyuyor, öğle yemeği yiyor veya sınıfta uyukluyor olun. Uzay başınızın sadece birkaç düzine mil üzerindedir. Senin de altında. Ayaklarınızın yaklaşık 8000 mil, 12800 kilometre altında. Dünyanın karşı tarafında, dış uzayın acımasız boşluğu ve radyasyonu gizleniyor. Aslında şu anda teknik olarak uzaydasınız. İnsanlar sanki oradaymış ve biz buradaymışız gibi. Sanki dünya evrenin geri kalanından ayrıymış gibi uzayda diyor. Ama dünya bir gezegendir ve uzaydadır. Ve diğer gezegenler gibi evrenin bir parçasıdır. Öyle oluyor ki burada birçok canlı yaşıyor. Ve bu belirli gezegenin yüzeyine yakın çevre bildiğimiz gibi yaşam için misafirperver. Dünya kozmosta küçük, kırılgan bir istisnadır. İnsanlar ve gezegenimizde yaşayan diğer şeyler için neredeyse tüm kozmos düşmanca ve acımasız bir ortamdır.
pratiklik adına insanlar madde kümelerini özelliklerine göre sınıflandırır. Galaksiler, yıldız kümeleri, gezegenler, cüce gezegenler, haydut gezegenler, aylar, halkalar, kuyruklu yıldızlar, göktaşları, rakunlar, hepsi birbirinden farklı özellikler sergileyen, ancak aynı doğa yasalarına uyan madde koleksiyonlarıdır. Bilim adamları bu madde yığınlarını saymaya başladılar ve ortaya çıkan sayılar oldukça vahşi. Evimiz, galaksimiz Samanyolu en az 100 milyar yıldız içerir. Ve gözlemlenebilir evren en az 100 milyar galaksi içerir. Galaksilerin hepsi aynı büyüklükte olsaydı, bu bize gözlemlenebilir evrende 10 bin milyar veya 10 sekstilyon yıldız verirdi. Ancak evren göremediğimiz veya doğrudan gözlemleyemediğimiz bir sürü madde ve enerjiyi de içeriyor gibi görünüyor. Tüm yıldızlar, gezegenler, kuyruklu yıldızlar, kara delikler birlikte evrendeki maddelerin %5'inden daha azını temsil eder. Geri kalanın yaklaşık %27'si karanlık madde ve %68'i karanlık enerjidir. Ve bunların hiçbiri uzaktan bile anlaşılmamıştır. Anladığımız kadarıyla evren, karanlık madde ve karanlık enerji olmasaydı çalışmazdı. Evren yaklaşık 14 milyar yaşında. Güneş sistemimiz 4,6 milyar yaşında. Dünyada yaşam belki 3,8 milyar yıldır var. Ve insanlar sadece birkaç yüz bin yıldır var. Başka bir deyişle, evren türümüzün sahip olduğundan yaklaşık 56 bin kat daha uzun süredir var olmuştur. Bu ölçüye göre, şimdiye kadar olan hemen hemen her şey, insanlar var olmadan önce de gerçekleşti. Elbette bir sürü sorumuz var. Kozmik anlamda, buraya daha yeni geldik. Kendi güneş sistemimizi keşfetmemizin ilk birkaç on yılı sadece bir başlangıç. Buradan şu andan itibaren sadece bir insan ömrü. Evren anlayışımız ve içindeki yerimiz şüphesiz bugün sadece hayal edebileceğimiz şekillerde büyüyecek. Dünyanın ötesindeki yaşam arayışı gerçekten daha yeni başlıyor. Ancak bilimin cesaret verici bir erken yanıtı var. Galakside pek çok gezegen var. Birçoğu bizimkine benzer. Ama kozmosta bilmediğimiz şeyler öyle fazla ki, yerden ve uzaydan yapılan gözlemler, güneş sistemimizin ötesinde binlerce gezegeni doğruladı. Buna rağmen şimdiye kadar dünyanın ötesinde yaşam olduğuna dair hiçbir kanıtımız yok. Binlerce yıldır insanlık kozmosu seyrederken, bir şeyi kesin olarak bilen ilk insanlar biziz. Güneşimizin ötesindeki yıldızlar gezegenlerle dolup taşıyor. Bu gezegenlerin pek çok çeşidi vardır. Ve bunların büyük bir kısmı dünya büyüklüğündedir. Bununla birlikte çoğu bilimsel soru gibi buna da bir cevap bulmak sadece daha fazla soruyu doğurur. Bu öte gezegenlerden hangisi eğer varsa bir tür yaşam barındırıyor olabilir? Ve eğer yaşam varsa hayat ne kadar çabuk başlar? Ve ne kadar sürer? İşte derin uzay araştırıldıkça ne kadar gizem dolu olduğu anlaşılıyor. Ve bütün sorular akıllarımızı kurcalamaya yetiyor. Evrenin ürkütücü sessizliğinin kendi adı vardır. Fermi paradoksu. Fizikçi Enrico Fermi ünlü soruyu sordu. Herkes nerede? Yavaş seyahat hızlarında bile evrenin milyarlarca yıllık varlığı, akıllı, teknolojik yaşam formlarının galaksiyi geçmesi için bolca zaman tanır. O halde kozmos neden bu kadar sessiz? Bu arada son 20 yılda dış gezegen keşifleri çok tartışılan Drake denklemindeki birkaç terimi doldurdu. Bir gün bize kaç tane akıllı uygarlık bulmayı bekleyebileceğimizi söyleyebilecek bir sayılar zinciri. Terimlerin çoğu boş kalıyor. Yaşam, akıllı yaşam ve tespit edilebilir teknolojiye sahip gezegenlerin kesri. Ancak denklemin kendisi bir gün bir cevaba ulaşabileceğimizi gösteriyor. En azından Fermi'nin sessizliğinden biraz daha umut verici. Yaşam arayışında bir yol ayrımındayız. Samanyolu galaksimizde büyük bir kısmı dünyanın boyut aralığında ve yıldızlarının yaşanabilir bölgelerinde yörüngede dönen binlerce gezegen bulduk.
yüzeyde sıvı suyun bulunabileceği yıldızdan uzaklık dünya benzeri olan, evrendeki bir galaksinin muhtemelen trilyonlarca gezegeni barındırdığını artık tahmin edebiliyoruz. Yine de şu ana kadar bildiğimiz tek yaşam tam burada, evde, şu an için boşluğa bakıyoruz. Birinin bize baktığını umarak ya da bir yaşam bulma ümidini kesip bütün bu dünyalar senin mi demeliyiz? Öte gezegenler galaksiye ve kendimize bakışımızı değiştiriyor olabilir mi? Gece gökyüzüne yeterince derinden bakın ve yakında evrenin ne kadar kökten değiştiğini göreceksiniz. Kozmik derinliklere bakmak ve yıldızlarının yüzlerinden geçen gezegenlerin soluk gölgelerini izlemek için bazı uzay tabanlı dürbünleri NASA'nın Kepler, Spitzer veya Hubble uzay teleskoplarına ödünç almanız gerekebilir. Veya yıldızların sallanmasını, yörüngedeki gezegenlerin yerçekimi çekicilerini ölçün. Ama gözleriniz alıştıkça yeni gerçeklik kristal berraklığında olur. Kamp ateşlerinin etrafında toplanmaya, dağınık yıldızları resimlere ve hikayelere dokunmaya başladığımızdan beri ilk kez komşu dünyalarla dolu bir galaksiye ait olduğumuzu kesin olarak biliyoruz. Bizimkinden çok daha ötedeki ve çok farklı yıldız ve gezegen sistemlerinin varlığı artık daha net. Burası anne babanızın evreni değil. Örneğin zifiri karanlık WASP-12b yaklaşık 1400 ışık yılı uzaklıkta. Yıldızının yörüngesinde o kadar yakından dönüyor ki yavaş yavaş ayrılırken bir yumurta şekline dönüşüyor. Ya da sadece 40 ışık yılı uzaklıktaki TRAPPIST-1 olarak bilinen sistemin dünya büyüklüğündeki 7 dünyasında gezegen atlamalı bir tatile çıkabilirsiniz. 200 ışık yılı civarındaki biraz daha uzun bir yolculuk sizi iki yıldızın yörüngesinde dönen bir gezegen olan Kepler-16b'ye götürecektir. Gökyüzündeki iki güneş onu yıldız savaşlarından fırlamış gerçek hayattaki bir Tatooine yapıyor. Yıldız Savaşları bölüm 4'te Luke Skywalker'la tanıştığımız Tatooine gezegenini bilirsiniz. Çekimleri Tunus çöllerinde yapılan Tatooine'in iki güneşi vardır. Artık bu gezegenler bir bir gerçek oluyor. Bilim adamları geçen yıldan beri iki yıldızlı gezegenler keşfediyor. Ancak şimdiye kadar ikiz güneşlerine hayatın gelişmesine izin verecek kadar yakın bir gezegen bulmamışlardı. Örneğin yeni bulunan iki güneşli yıldız sistemindeki Kepler-47c gezegeni bir gaz devi. Uzay gemilerinin iniş yapabileceği katı bir yüzeyi bulunmayan bu soğuk gaz topunda bildiğimiz anlamda hayatın gelişmesi imkansız. Ancak galaksimizdeki diğer yıldız sistemlerinin ve çift yıldız sistemlerinin hayata elverişli bölgesinde dünya gibi katı kabuklu kayalık gezegenler varsa hayat olasılığı artacaktır. Gezegen keşiflerinde gaz devlerini bulmak adına üstünde kolay ama dünyamız gibi kayalık gezegenleri keşfetmek oldukça zordur. Aslında gökbilimciler tek güneşli yıldız sistemlerinde dünya büyüklüğünde gezegenler buldular ama bunlarda hayat olup olmadığını anlayacak kadar yakın değiliz. Teleskop teknolojilerimizi geliştirir ve uzaya yeni teleskoplar gönderirsek, bu gezegenlerin atmosferinde hangi gazların bulunduğuna bakarak yabancı dünyalarda hayat olup olmadığını anlayabiliriz. Onaylanmış öte gezegenlerin sayısı, güneş benzeri bir yıldızın etrafında yakın bir yörüngede dönen bir kavurucu dev olan 51 Pegasi B'nin tespitinin hızlı tempolu öte gezegen keşfi çağında çaldığı 1995'ten bu yana 3500'ü geçti. Düzinelerce, sonra yüzlerce, sonra binlerce teleskop verisinden alınan bilgiler resmen keşif çağını başlatmış oldu. Kepler Uzay Teleskobu, gezegen türleri ve boyutlarının bir sayımını sağlayarak en büyük mesafeyi aldı. Strafor kadar hafif bir gezegen, yağmur yağan bir başka gezegen, kille dünya büyüklüğünde dünyalar ama aynı zamanda garip bir şekilde süper dünyalar ve alt Neptünler, dünyadan daha büyük ama Neptünden daha küçük gezegenler. Bunlar hakkında neredeyse hiçbir şey bilmesek de en yaygın gezegen türleridir. Bunlar Güneş sistemimizde bariz bir şekilde yakın zamana kadar yok olarak biliniyorlardı. T
tepki çarkı arızaları 4 yıllık öte gezegen gözleminin ardından 2013 yılında Kepler teleskobunun birincil görevini sonlandırdı. Yer tabanlı mühendislerden gelen bazı akıllı komutlar, dünyanın güneş etrafındaki yörünge düzleminde yer alan, yeni yıldız alanlarını haritalayan, genişletilmiş bir görev olan K2 olarak çalışmaya devam etmesine izin verdi. Gözlem süreleri artık daha kısa, ancak yeni öte gezegenler keşfetme yeteneği bozulmadan devam ediyor. Yeni gezegen keşiflerinde eminiz ki James Webb teleskobu önemli bir rol oynayacaktır. İlk görüntüler bir pikselden daha büyük olmasa bile öte gezegenlerin doğrudan görüntüleme ve gerçek resimler çağı yaklaşıyor. Ve Webb teleskobunun öncülük ettiği teknikler bir gün uzaklardaki mavi ve beyaz mermerlerin gökyüzündeki oksijen, karbondioksit ve metanı tanımlamamıza izin verebilir. Başka bir deyişle yaşam belirtileri ve belki de dünya benzeri başka bir gezegen. Şimdilik egzotik öte gezegenlere bu yolculukları uzay sanatçılarının vizyonlarının da yardımıyla ancak hayal gücümüzle gerçekleştirebiliriz. Bilinen verilere dayanan görselleştirmeleri o kadar keskin ki fotoğraf gibi görünüyor. Dış gezegen sanal gerçekliğini ve cep telefonunuzu kullanarak turuncu renkli bir dünyanın yüzeyinde durabilir ve uzaylı gökyüzünden dünyaya bakabilirsiniz. Unutmayalım, bir görüntü bin dünyaya bedeldir. Peki evrende yaşamı bulsak tanıyabilecek miyiz? Webb veya gelecekte benzer bir uzay aracı, bizimki gibi bir atmosferin işaretlerini alabilir. Oksijen, karbondioksit, metan. Olası yaşamın güçlü bir göstergesidir. Gelecekteki teleskoplar, fotosentez, ışığın bitkiler tarafından kimyasal enerjiye dönüştürülmesi, hatta hayvan yaşamının varlığını düşündüren gazlar veya moleküller bile yakalayabilir. Akıllı teknolojik yaşam, gezegenimizde olduğu gibi uzaktan da tespit edilebilen atmosferik kirlilik yaratabilir. Elbette yönetebileceğimiz en iyisi bir olasılık tahminidir. Yine de diyelim ki %95 yaşam olasılığı olan bir öte gezegen, tarihi oranlarda oyunun kurallarını değiştirecektir. Hayat kendi mahallemizde ortaya çıkabilir. Belki Mars yüzeyinin altında veya Jüpiter'in uydusu Europa'nın karanlık yeraltı okyanuslarında. Ya da belki çağların rüyası gerçekleşecek ve dünya dışı uygarlıkların iletişimlerine kulak misafiri olacağız. Hatta tekno imzaların kanıtlarını veya teknoloji izlerini bile yakalayabiliriz. Bu keşifler için ışık en önemli anahtar olacaktır. Öte gezegenlerin atmosferlerinden gelen ışık, bir barkod gibi okuyabileceğimiz bir gökkuşağı tayfına bölünecek. Transit spektroskopi olarak adlandırılan bu yöntem, yaşamla bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere bu dünyaların göklerindeki gazların ve kimyasalların tespitini sağlayacaktır. 4900'den fazla öte gezegenin, diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerin galaksimizde var olduğu artık doğrulandı. Ancak muhtemelen sayıları trilyonlarla ifade ediliyor. Bilim adamlarının yaşanabilir dünya arayışını daraltmaya başlaması gereken en iyi araçlardan biri, yaşanabilir bölge olarak bilinen bir kavramdır. Sıcaklıkların potansiyel olarak bir gezegenin yüzeyinde sıvı su oluşmasına izin vereceği bir yıldızı olan yörünge mesafesidir. Diğer birçok koşulda gerekli olacaktır. Uygun büyüklükte uygun bir atmosfere sahip bir gezegen ve sterilize edici parlamalarda patlamaya meyilli olmayan kararlı bir yıldız. Yaşanabilir bölge, yaşanabilir koşullara sahip olma şansı en yüksek olan gezegenlerde ilk adımı atmanın ve sıfıra inmenin gerçekten sadece bir yoludur. Yaşanabilir bölge tanımı, yörüngedeki gezegenlerin yüzeylerinde sıvı suyun bulunabileceği bir yıldızdan olan mesafedir. Yaşanabilir bölgeler aynı zamanda Goldilocks bölgeleri olarak da bilinir. Burada koşullar yaşam için ne çok sıcak ne de çok soğuk olabilir. Muhtemelen yaşanabilir öte gezegenleri ararken bizimkine benzer dünyalarla başlamak mantıklı olur. Ama benzer ne anlama geliyor? Dünyanın boyut aralığında birçok kayalık gezegen tespit edildi. Olası yaşam lehine bir nokta. Kendi güneş sistemimizde gözlemlediklerimize dayanarak, Jüpiter gibi büyük, gazlı dünyaların yaşanabilir koşullar sunma olasılığı çok daha düşük görünüyor. Ancak bu dünya boyutundaki dünyaların çoğu, kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dolanırken tespit edildi. Güneş benzeri yıldızların etrafında geniş yörüngelerde bulunan dünya büyüklüğündeki gezegenleri tespit etmek çok daha zordur.
Ve tabii ki yaşanabilir öte gezegenler hakkında konuşurken gerçekten de herhangi bir gezegen sistemindeki baskın güç olan yıldızlardan bahsediyoruz. Yaşam taşıyan gezegenlere ev sahipliği yapma potansiyeline sahip yaşanabilir bölgeler daha sıcak yıldızlar için daha geniştir. Samanyolu galaksimizdeki en yaygın tür olan daha küçük, daha sönük kırmızı cüceler, Trappist-1 sisteminde olduğu gibi çok daha sıkı yaşanabilir bölgelere sahiptir. Bir kırmızı cücenin yıldıza çok yakın olan nispeten dar yaşanabilir bölgesindeki gezegenler, dünyanın aldığından yüz binlerce kat daha yoğun olabilen aşırı X ışını ve ultraviyole radyasyon seviyelerine maruz kalırlar. Dünya ile olan diğer benzerlikler, yaşam arayışında daha keskin bir odak noktası haline geliyor. Dünyanın boyut aralığında birçok kayalık gezegen tespit edildi. Kendi güneş sistemimizde gözlemlediklerimize dayanarak Jüpiter gibi büyük, gazlı dünyaların yaşanabilir koşullar sunma olasılığı çok daha düşük görünüyor. Ancak bu dünya boyutundaki dünyaların çoğu kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dolanırken tespit edildi. Güneş benzeri yıldızların etrafında geniş yörüngelerde bulunan dünya büyüklüğündeki gezegenleri tespit etmek çok daha zordur. Yine de bu kırmızı cücelerin özellikle genç yaşlarında potansiyel olarak ölümcül bir alışkanlığı vardır. Güçlü alevler yüzeylerinden belirli bir sıklıkta patlama eğilimindedirler. Bunlar yaşamın daha yeni yeni tutunmaya başladığı, yakın yörüngede dönen gezegenleri sterilize edebilir. Bu, olası yaşama karşı bir tehdit olabilir. Güneşimiz yaklaşık 4 milyar yıldır dünyada yaşamı beslediği için geleneksel bilgelik onun gibi yıldızların potansiyel olarak yaşanabilir başka dünyalar arayışında başlıca adaylar olacağını öne sürer. Ancak Güneşimiz gibi G tipi sarı yıldızlar daha kısa ömürlüdür ve galaksimizde daha az yaygındır. Güneşimizden biraz daha soğuk ve daha az parlak olan turuncu cüceler olarak adlandırılan yıldızlar, bazı bilim adamları tarafından ileri yaşam için potansiyel olarak daha iyi olarak kabul edilir. 10 milyarlarca yıl boyunca sürekli yanabiliriz. Bu sağlam yaşam formları elde etmek için sonsuz sayıda deneyi takip etmesi için geniş bir zaman aralığı açar. Ve Güneşimiz gibi her yıldız için Samanyolu'nda 3 kat daha fazla turuncu cüce vardır. Dünyanın ötesinde yaşamın var olup olmadığı tüm zamanların en derin sorularından biridir. Cevap, ister yaşamla dolu bir evreni ortaya çıkarsa, ister yaşamın nadir ve kırılgan olduğu bir evreni, hatta içinde başka hiçbir yaşam bulamadığımız bir evreni ortaya çıkarsa, bizi sonsuza dek değiştirecektir. Bazı uzak dünyaların gökyüzünü bu şekilde doldurduğunu tahmin edebiliyoruz. Uluyan rüzgarları ve kavurucu sıcaklıkları ekleyin. Ve düşünün, birçok öte gezegen türünden birinde, diğer yıldızların etrafındaki gezegenlerde çılgınca farklı ortamların ilk görüntüsünü yakalamaya başlarsınız. Eksoplanet bilim adamları, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'yla ilk bilim görüntülerini ve verilerini sunmaya başladı. Gelecek gözlemler için hedefler, şimdiye kadar bulunan en garip dış gezegenlerin atmosferini içeriyor. Sanıyoruz ki derin uzayın gizemi yavaş yavaş çözülmeye başlanacak. Ama bunun için insanoğlunun yolu çok uzun. Bu atmosferleri ve hatta gezegenleri anlamanın en iyi yollarından biri, ne kadar tuhaf ve egzotik olurlarsa olsunlar, bulutların ilk doğrudan gözlemleri olacaktır. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda bir öte gezegen bilimcisi olan Tiffany Kataria, "Dünyada bu minerallerin çoğu mücevherdir," demiştir. Bu gezegenler, sıcak gaz devleri galakside doğrulanan birçok öte gezegen türü arasındadır. Buharlaşmış kaya bulutlarına sahip olabilirler. Çünkü yıldızlarına çok yakın yörüngede dönerler. Bu da atmosferlerine aşırı derecede sıcak yapar. Ve kaya, yakut veya safir bulutları kulağa büyüleyici gelse de aslında bu tür mineralleri bir öte gezegen atmosferinde tespit etmek bilimsel bilgide ileriye doğru dev bir adım olacaktır. Bir gezegendeki ya da galaksideki bulutlar bize atmosferdeki kimya hakkında çok şey anlatmaktadır. O zaman bulutların nasıl oluştuğu ve bir bütün olarak sistemin oluşumunu iyi incelemek gerekiyor. Webb teleskobunun pek çok yeteneği arasında spektroskopi, Webb'in uzak yıldızlardan ve gezegenlerden aldığı ışığı
biraz gökkuşağı gibi bir spektruma bölmesidir. Bu, bilim adamlarının bir öte gezegen atmosferinde bulunan molekül türlerini okumasına izin verecektir. Bu da, Webb'in bulutlardaki belirli mineral türlerini tespit edebileceği anlamına geliyor. Öte gezegen bulutlarının ayrıntılı incelenmesi, örneğin dünya gibi küçük, kayalık bir dünyada yaşanabilir, potansiyel olarak yaşam taşıyan bir gezegenin kanıtını bile verebilir. Bulutlar, sıcaklığı düzenlemek için dünyadaki önemli bir özelliktir. Bu bütün gezegenlerde hemen hemen böyledir. Bulutlar, dünyanın iklimi için önemli bir husustur. Bulutların yaşanabilir bir öte gezegenin atmosferinde hayati bir bileşen olabileceği mantıklıdır. Bulutların genel olarak nasıl oluştuğunu ne kadar çok anlarsak, dünyada ve diğer güneş sistemi gezegenlerinde olduğu gibi, bulutların daha egzotik ortamlarda nasıl oluştuğunu da o kadar iyi anlıyoruz. Öte gezegen bulutlarının kalplerini araştırmak, galaksimizdeki diğer gezegenlerin kökenini, oluşumunu ve çevrelerini anlamaya çalışan birçok bilimsel alandan uzmanları bir araya getirebilir. James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın önde gelen uzay bilimi gözlemevidir. Webb, güneş sistemimizdeki gizemleri çözecek. Diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyalara bakacak ve evrenimizin gizemli yapılarını ve kökenlerini ve içindeki yerimizi araştıracak. Kısaca, evrenin kapısını aralayacak diyebiliriz. Dünyanın güneşe çok, çok daha yakın olduğunu hayal edin. O kadar yakın ki, bütün bir yıl sadece birkaç saat sürüyor. O kadar yakın ki, yerçekimi bir yarım küreyi sürekli kavurucu gün ışığına, diğerini sonsuz karanlıkta terk ediyor. O kadar yakın ki, okyanuslar kaynıyor, kayalar erimeye başlıyor ve bulutlar lav yağdırıyor. Kendi güneş sistemimizde böyle bir şey yokken, bunun gibi kayalık gezegenler, kabaca dünya boyutunda, aşırı sıcak ve yıldızlarına yakındır ve Samanyolu galaksisinde nadir değildir. Bu gezegenlerin yüzeyleri ve atmosferleri gerçekten neye benziyor? NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bazı cevaplar vermek üzere. Bu gezegenlere birkaç örnek verelim. Süper sıcak, süper dünya. 55 Sansri E, güneş benzeri yıldızından Merkür'le güneş arasındaki mesafenin 25'te 1'i 1,5 milyon milden daha yakın bir yörüngede döner. Ve bir turunu 18 saatten daha kısa bir sürede tamamlar. Tipik kaya oluşturan minerallerin erime noktasının çok üzerinde, yüzey sıcaklıklarıyla gezegenin gündüz tarafının lav okyanuslarıyla kaplı olduğu düşünülmektedir. Yıldızlarına bu kadar yakın yörüngede dönen gezegenlerin bir tarafı her zaman yıldıza bakacak şekilde gelgit kilitli olduğu varsayılır. Sonuç olarak gezegendeki en sıcak nokta, yıldıza en doğrudan bakan nokta olmalı. Ve gün tarafından gelen ısı miktarı zamanla çok fazla değişmemelidir. Ama durum böyle değil gibi görünüyor. NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu'ndan 55 Sansri-E'nin gözlemleri, en sıcak bölgenin yıldıza en doğrudan bakan kısımdan uzakta olduğunu, gün tarafından tespit edilen toplam ısı miktarının ise değişiklik gösterdiğini gösteriyor. Yoksa 55 Sansri-E'de akşamları lav mı yağıyor? Bununla birlikte bir başka ilgi çekici olasılık, 55 Sansri-E'nin gelgit kilitli olmamasıdır. Bunun yerine her iki yörünge için 3 kez dönen Merkür gibi olabilir. Sonuç olarak gezegen bir gece gündüz döngüsüne sahip olacaktır. Bu senaryoda yüzey gün boyunca ısınacak, eriyecek ve hatta buharlaşacak. Ve Webb'in algılayabileceği çok ince bir atmosfer oluşturacaktır. Akşamları buhar soğuyacak ve yoğunlaşarak yüzeye geri yağacak. Lav damlacıkları oluşturacak ve gece çöktüğünde tekrar katılaşacaktır. Bu kadar sıcaklık yeterli sanırım. Şimdi biraz içimiz soğusun. Biraz daha soğutucu süper dünya. LHC-3844b, 55 Sansri-E, lavlarla kaplı bir dünyanın egzotik jeolojisi hakkında fikir verirken, LHC-3844b, bir öte gezegen yüzeyindeki katı kayayı analiz etmek için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. 55 Sansri-E gibi LHC-3844b de yıldızına son derece yakın bir yörüngede döner ve 11 saatte bir devrimi tamamlar. Bununla birlikte yıldızı nispeten küçük ve soğuk olduğu için
gezegen yüzeyinin erimesi için yeterince sıcak değildir. Ek olarak Spitzer gözlemleri, gezegenin önemli bir atmosfere sahip olma ihtimalinin çok düşük olduğunu gösteriyor. LHC-3844b'nin yüzeyinde hangi maddeler vardır? LHC-3844b'nin yüzeyini Webb'le doğrudan görüntüleyemeyecek olsak da, belirsiz bir atmosferin olmaması, yüzeyi spektroskobiyle incelemeyi mümkün kılıyor. Max Planck Astronomi Enstitüsü'nden Laura Kretberg, farklı kaya türlerinin farklı spektrumlara sahip olduğu ortaya çıktı dedi. Granitin bazalttan daha açık renkli olduğunu gözlerinizle görebilirsiniz. Kayaların yaydığı kızılötesi ışıkta da benzer farklılıklar var demiştir. Bu gözlemlerin önemi, galaksideki 5000'den fazla onaylanmış öte gezegenden sadece ikisinin çok ötesine geçiyor. Genel olarak Dünya benzeri gezegenler hakkında harika yeni bakış açıları var. Ve bu gezegenler, bugün olduğu gibi sıcakken Dünya'nın erken dönemlerinin nasıl olabileceğini öğrenmemize yardımcı olacaktır. Belki bizler de bu sayede Dünya'mızın geçmişini daha iyi araştırabiliriz. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu gerçek bir teknolojik harikadır. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en karmaşık uzay teleskobu olan Webb, neredeyse evrenin başlangıcından bu yana 13,5 milyar yıldır seyahat eden ışığı toplayabilecek. Aslında Webb, Big Bang'den sonra oluşan ilk galaksilere bakmamıza izin veren bir zaman makinesidir. Kızılötesi ışık topladığı için diğer teleskopların çoğunun görüşünü engelleyen dev toz bulutlarının içinden görecektir. Webb, Hubble Uzay Teleskobu'ndan 100 kat daha güçlü olacak. En önemlisi Webb, 21 fit genişliğinde, 6,5 metre genişliğinde, parçalı ayna setini açtığında, diğer yıldızların yörüngesinde dönen gezegenlerin atmosferlerinde su buharı arayacak kadar güçlü olacaktır. Webb, Kartal galaksisinde dev yıldız hareketliliği de yakalamıştır. Webb'in orta kızılötesi enstrümanından alınan galaksi görüntüleri, döner çark olarak bilinen büyük, çarpık halka biçimli bir gökada da dahil olmak üzere bir grup gökadayı göstermektedir. Heykeltıraş takım yıldızında 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Kartal gökadası, parlak bir iç halka ve aktif bir dış halkadan oluşur. Bu dış halka çok sayıda yıldız oluşumuna sahipken, aradaki tozlu alan birçok yıldız ve yıldız kümesini ortaya çıkarmaktadır. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Kartal gökadasının derinliklerine baktı ve yıldız oluşumu ve gökadanın merkezi kara deliği hakkında yeni ayrıntılar ortaya çıkardı. Webb'in güçlü kızılötesi bakışı, diğer birçok gökadanın arka planına karşı iki küçük refakatçi gökadanın bu ayrıntılı görüntüsünü yarattı. Bu görüntü, Kartal galaksisinin milyarlarca yıl boyunca nasıl değiştiğine dair yeni bir görünüm sunuyor. Heykeltıraş takım yıldızında yaklaşık 500 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Kartal gökadası nadir görülen bir manzaradır. Bu vagonun tekerleğine çok benzeyen görünümü yoğun bir olayın sonucudur. Bu görüntüde görünmeyen büyük bir sarmal gökadayla daha küçük bir gökada arasındaki yüksek hızlı çarpışma. Galaktik oranlardaki çarpışmalar, ilgili galaksiler arasında bir dizi farklı, daha küçük olaylara neden olur. Çarpışmalar en çok galaksinin şeklini ve yapısını etkilemektedir. Kartal galaksi iki halkaya sahiptir. Parlak bir iç halka ve çevreleyen renkli bir halka. Bu iki halka, içine bir taş atıldıktan sonra bir göletteki dalgalanmalar gibi çarpışmanın merkezinden dışarı doğru genişler. Bu ayırt edici özelliklerinden dolayı gökbilimciler buna Samanyolu gibi sarmal gökadalardan daha az yaygın olan bir yapı olan halka gökada diyorlar. Parlak çekirdek muazzam miktarda sıcak toz içerir. Ve en parlak alanlar devasa genç yıldız kümelerine ev sahipliği yapar. Yaklaşık 440 milyon yıldır genişleyen dış halka ise yıldız oluşumu ve süpernovaların hakimiyetindedir. Bu halka genişledikçe çevredeki gaza doğru ilerler ve yıldız oluşumunu tetikler. Hubble Uzay Teleskobu da dahil olmak üzere diğer teleskoplar daha önce Kartal'ı inceledi. Ancak dramatik galaksi, görüşü engelleyen toz miktarı göz önüne alındığında belki de kelimenin tam anlamıyla bir gizemle örtülmüştür. Kızılötesi ışığı algılama yeteneğiyle Webb, şimdi uzayın doğasına dair yeni içgörüler ortaya çıkarıyor.
Webb'in birincil görüntüleyicisi olan yakın kızılötesi kamera, 0.6 ile 5 mikron yakın kızılötesi aralığında bakar ve görünür ışıkta gözlenenden daha fazla yıldız ortaya çıkarabilen önemli ışık dalga boylarını görür. Bunun nedeni çoğu dış halkada oluşan genç yıldızların kızılötesi ışıkta gözlemlendiğinde toz varlığı tarafından daha az örtülmesidir. Bu görüntüde Nirken verileri mavi, turuncu ve sarı renktedir. Gökada tek tek yıldızlar veya yıldız oluşum cepleri olan birçok bireysel mavi nokta görüntülediler. NIRCAM ayrıca eski yıldız popülasyonlarının düzgün dağılımı veya şekliyle çekirdekteki yoğun toz arasındaki farkı, bunun dışındaki daha genç yıldız popülasyonlarıyla ilişkili yığılmış şekillere kıyasla ortaya koyar. Bununla birlikte galakside yaşayan toz hakkında daha ince ayrıntıları öğrenmek, Webb'in orta kızılötesi enstrümanını gerektirir. Bu bileşik görüntüde MIRI verileri kırmızı renktedir. Bu, Cartwheel Gökadası içindeki hidrokarbonlar ve diğer kimyasal bileşikler açısından zengin bölgelerin yanı sıra dünyadaki çoğu toz silikat tozu ortaya çıkarır. Bu bölgeler esasen galaksinin iskeletini oluşturan bir dizi sarmal tel oluşturur. Çarpışmadan önce Samanyolu gibi muhtemelen normal bir sarmal gökada olan bu gökada dönüşmeye devam edecektir. Ve bize dönen çarkın şu anki durumunun bir anlık görüntüsünü verirken, aynı zamanda bu galaksiye geçmişte ne olduğu ve gelecekte nasıl gelişeceği hakkında fikir veriyor. Bu ışıldayan görüntü, belki de en belirgin şekilde sağ üstteki yalnız gökada olan ya da 58.109 olmak üzere birden fazla gökadaya sahiptir. LEDA 58.109, sol alt tarafında iki başka galaktik nesne ile çevrilidir. Galaksi sınıflandırması bazen bir ikilem olarak sunulur. Spiral ve eliptik. Bununla birlikte yalnızca bu görüntüdeki gökadaların çeşitliliği, çekirdeklerinde son derece parlak AGN'ler barındıran gökadalar ve şekilleri sarmal veya eliptik sınıflandırmaya meydan okuyan gökadalar da dahil olmak üzere, var olan karmaşık gökada sınıflandırmaları ağını vurgulamaktadır. Buradaki galaksi örneği, galaksilerin sahip olduğu çok çeşitli isimleri de göstermektedir. Bazıları nispeten kısa, LEDA 58.109 gibi. Bazıları ise soldaki iki galaksi gibi çok uzun ve hatırlaması zor. Bunun nedeni gece gökyüzündeki gök cisimlerinin haritasını çıkaran kataloglama sistemlerinin çeşitliliğidir. Hiçbir katalog ayrıntılı değildir ve gökyüzünün örtüşen bölgelerini kapsar. Böylece birçok gökada birkaç farklı kataloğa aittir. Gökbilimciler artık galaksilerin nasıl geliştiğinin önemli bir yönünün birbiriyle etkileşim biçimleri olduğunu kabul ediyor. Galaksiler birleşebilir, çarpışabilir veya birbirlerinin yanından geçebilir. Her etkileşim onların şekillerini ve yapılarını önemli ölçüde etkiler. Bu tür etkileşimler ne kadar yaygın olsa da bu kadar görünür, dinamik bir şekilde etkileşime giren iki galaksinin görüntüsünü yakalamak nadirdir. Herbig-Haro nesneleri, yıldız rüzgarları veya gaz jetleri püskürdüğünde oluşan yeni doğan yıldızları çevreleyen aydınlık bölgelerdir. Bebek yıldızlar, yakındaki gaz ve tozla yüksek hızlarda çarpışan şok dalgaları yaratır. HH-505 söz konusu olduğunda, bu akıntılar dünyadan yaklaşık 1000 ışık yılı uzaklıkta Orion bulutsusunun eteklerinde yer alan IX-Ori yıldızından kaynaklanmaktadır. Üstünde ve altında zarif bir şekilde kıvrımlı yapılar görülebilir. Bulutsunun merkezinden gelen büyük ölçekli gaz ve toz akışı ile etkileşimleri onları çarpık eğrilere dönüştürür. Orion bulutsusu, binlerce yıldızın oluştuğu dinamik bir toz ve gaz bölgesidir. Büyük yıldız oluşumunun dünyaya en yakın bölgesidir. Bu da onu gece gökyüzünün en çok incelenen alanlarından biri ve genellikle Hubble için bir hedef haline getirir. Öte gezegenler çok uzaktalar. Ve genellikle yörüngelerinde döndükleri yıldızların parlak ışığıyla gizlenir. Örneğin Jüpiter veya Venüs'ün fotoğraflarını çektiğiniz gibi onların fotoğraflarını çekmek kolay değildir. Gökbilimcilerin doğrudan öte gezegenleri görüntülemeye çalışırken karşılaştıkları en büyük sorun, yörüngelerinde döndükleri yıldızların gezegenlerinden milyonlarca kat daha parlak olmasıdır.
gezegenden yansıyan herhangi bir ışık veya gezegenin kendisinden gelen kısa radyasyonu ev sahibi yıldızından gelen büyük miktarda radyasyon tarafından boğulur. Bir spot ışığının etrafında uçuşan bir ateş böceği görmeye çalışmaktır. Aralık 2021'de gökbilimciler her biri gezegenlere ev sahipliği yaptığı bilinen diğer yıldızlardan daha büyük kütleli iki yıldızın yörüngesinde dönen gürültülü bir gezegen olan BGEN-AB-B'nin keşfini yapıyorlar. Avrupa Güney Gözlem Evi'nin çok büyük teleskobu, çıplak gözle görülebilen iki yıldızlı bir sistem olan B-Kentauri'nin yörüngesinde dönen bir gezegenin görüntüsünü yakaladı. Bu, bugüne kadar bulunan en sıcak ve en büyük gezegen barındıran yıldız sistemidir. Ve gezegen, Jüpiter'in Güneş'i yörüngesinden 100 kat daha uzak bir mesafede yörüngesinde dolanırken tespit edildi. Bazı gökbilimciler, bu keşfe kadar gezegenlerin bu kadar büyük ve bu kadar sıcak yıldızların etrafında var olamayacağına inanıyorlar. Erboğa takım yıldızı yönünde yaklaşık 325 ışık yılı uzaklıkta yer alan B-Kentauri, iki yıldızlı sistemi Güneş'in kütlesinin en az 6 katına sahiptir. Ve bu da onu açık arayla bir gezegenin etrafındaki en büyük kütleli sistem haline getirir. Onaylanmış 2021 yılına kadar Güneş'ten 3 kat daha büyük bir yıldızın etrafında hiçbir gezegen tespit edilmemiştir. Buna sanırım Güneş gibi bir yıldızın etrafında iki dünya diyebiliriz. Bu iki gezegen doğrudan Güneş benzeri bir yıldızın etrafında görüntülenen ilk çok gezegenli sistem olarak kabul ediliyor. Yıldız, Güneş'imizin sadece 17 milyon yaşında olan bebek versiyonudur. Bu sistemin aşırı gençliği, gökbilimcilerin doğrudan görüntüleri yakalayabilmelerinin büyük bir parçasıdır. Gezegenler, son oluşumlarından bu yana o kadar sıcak ki yüzlerce olmalarına rağmen hala bizim bakış açımızdan görülebilecek kadar ışıltılı parlıyorlar. B ve C gezegenleri, yıldızlardan, örneğin Jüpiter ve Satürn'ün Güneş'ten olduğundan çok daha uzaktadır. B gezegeni, Dünya-Güneş mesafesinin 160 katı, C gezegeni ise yaklaşık 320 katıdır. Sadece karşılaştırma yapmak için söyleyelim, Jüpiter Dünya-Güneş mesafesinin 5 katı, Satürn 10 katıdır. 2004 yılında doğrudan görüntülenen ilk öte gezegen, Jüpiter'den 4 kat daha büyük olan 2M1207b'dir. Evrende birçok öte gezegenden bahsedebiliriz. Neptün öte gezegenleri, Güneş sistemimizdeki Neptün veya Uranüs'e benzer büyüklüktedir. Neptün, Dünyanın büyüklüğünün veya yarıçapının yaklaşık 4 katı ve kütlesinin veya ağırlığının neredeyse 17 katıdır. Neptün öte gezegenleri, çekirdeklerinde daha ağır metallerle kayalık olsa da iç kısımların bir karışımına sahip olabilir. Neptün gezegenleri tipik olarak hidrojen ve helyum ağırlıklı atmosferlere sahiptir. Ayrıca Neptün'den daha küçük ve Dünya'dan daha büyük olan mini Neptünler artık keşfediyoruz. Güneş sistemimizde böyle gezegenlerin varlığı şu an için yok. Her ikisi de su, amonyak ve metan içerir. Bu üç kimyasal tipik olarak soğuk dış güneş sistemimizde buz olarak donmuş halde bulunduğundan Uranüs ve Neptün'e genellikle buz devleri denir. Buradaki önemli nokta iç kısımları içlerindeki buzların donmayacağı kadar sıcak olmasına rağmen buz devleri denmesidir. Araştırmacılar 2014 yılında 25 bin ışık yılı uzaklıkta bir buz devi öte gezegen keşfettiler. Bileşimin neyden yapıldığı veya atmosferinde hangi elementlerin bulunduğu hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Ancak Uranüs'ün olduğu gibi yıldızına benzer bir yörüngede bulunuyor. NASA'nın Hubble gibi uzay teleskopları yıldız ışığını analiz ederek gezegen atmosferleri hakkında bilgi toplar. Yıldız ışığı bir gezegenin atmosferinden geçerken atomlar ve moleküller ışığı belirli dalga boylarında emerek teleskobun görüş açısını engeller. Bir gezegen ne kadar fazla ışığı engellerse, gezegen o kadar büyük görünür. Araştırmacılar, spektroskopi adı verilen farklı dalga boylarında gezegen tarafından bloke edilen ışık miktarını analiz ederek atmosferi hangi moleküllerin oluşturduğunu belirleyebilir. Neptün öte gezegenleri genellikle herhangi bir ışığın geçmesini engelleyen ve atmosferdeki molekülleri gizleyen kalın bulutlara sahiptir. James Webb Uzay Teleskobu,
artık öte gezegen atmosferlerine daha iyi bakabilecek. Gökbilimciler 2017'de HET-P11b adlı Neptün büyüklüğündeki bir gezegende berrak gökyüzü buldukları için çok mutluydular. Görüşü engelleyen bulutlar olmadan öte gezegenin atmosferindeki su buharı moleküllerini tanımlayabildi. HET-P11b, Neptün'ümüze çok benzeyen kayalık bir çekirdeğe sahip gaz halindedir. Atmosferinin derinliklerinde bulutlar olabilir. Ancak Hubble, Spitzer ve Kepler'ın birleşik gözlemleri üst bölgenin bulutsuz olduğunu gösterdi. Bu iyi görüş, bilim adamlarının gezegenin atmosferindeki su buharı moleküllerini tespit etmelerini sağladı. Gökbilimciler, yıldızlarına yakın bir yerde sıcak, Jüpiter boyutunda gezegenler ve cızırdayan süper dünyalar buldular. Ancak atmosferleri 1700 Fahrenheit'ın, yani 900 santigrat dereceden fazlaydı. Sıcak Neptünler olarak adlandırılanları bulmak çok daha zordu. Aslında şimdiye kadar sadece bir avuç sıcak Neptün bulunmuştur. Yukarıdaki HET-P11b gibi bilinen Neptün boyutundaki öte gezegenlerin çoğu yalnızca sıcaktır. Çünkü astronomların sıcak Neptünler bulmayı umdukları bölgedeki yıldızlardan daha uzakta yörüngede dolanırlar. Gizemli sıcak Neptün çölü bu tür yabancı dünyaların ya nadir olduğunu ya da bir zamanlar bol olduklarını ancak o zamandan beri dönüştüklerini gösteriyorlar. Birkaç yıl önce Hubble kullanan gökbilimciler bilinen en sıcak Neptünlerden birinin GJ-436b atmosferini kaybettiğini keşfettiler. Bu gezegenin buharlaşması beklenmiyor. Ancak daha sıcak Neptünler bu kadar şanslı olmayabilir. Bir yıldızın yoğun radyasyonu bir atmosferi bağlı olmayan bir sıcak hava balonu gibi gezegenin yer çekiminden kaçacak bir noktaya kadar ısıtabilir. Kaçan gaz, gezegenin etrafında uzaya dağılan dev bir bulut oluşturur. Bu, atmosferini GJ-436b'den 100 kat daha hızlı kaybeden, çok sıcak bir Neptün olan GJ-3470b adlı bir gezegen için geçerli olabilir. Her iki gezegende yıldızlardan yaklaşık 3,7 milyon mil, yani 5,5 milyon kilometre uzaktadır. Bu, Güneş sistemimizin en içteki gezegeni Merkür ile Güneş arasındaki mesafenin onda biridir. GJ-3470b'nin GJ-436b'den daha hızlı buharlaşmasının bir nedeni o kadar yoğun olmaması ve dolayısıyla yerçekimsel olarak ısıtılmış atmosfere daha az tutunabilmesidir. Her iki gezegende kırmızı cüce yıldızların yörüngesinde dönüyor. Ancak GJ-3470b, GJ-3470b'nin 4 ila 8 milyar yaşındaki yıldızına kıyasla sadece 2 milyar yaşında olan çok daha genç bir yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Genç yıldız daha enerjik olduğundan gezegeni GJ-436b'nin aldığından daha fazla kabarcıklı radyasyonla bombalıyor. İki buharlaşan sıcak Neptün bulmak, genellikle uzak olan bu dünyaların daha sıcak versiyonunun geçiş halindeki bir gezegen sınıfı olabileceği fikrini pekiştiriyor. 2016'da yapılan bir araştırma, Neptün kütleli dünyaların gezegen sistemlerinin buzlu, dış alemlerinde oluşan en yaygın gezegen türü olabileceğini buldu. Araştırmacılar, yerçekimi mikro mercekleme adı verilen bir teknikle bulunan gezegenlere odaklandı. Gezegenlerin ve yıldızların kütle oranlarına ve aralarındaki mesafelere kıyasla gezegen frekansına bakarak soğuk, Neptün kütleli dünyaların sözde kar çizgisinin ötesinde en yaygın gezegen türleri olabileceğini belirlediler. Gezegen oluşumu sırasında suyun donmuş kaldığı bir yıldız. Güneş sisteminde kar hattının dünyanın güneşe olan uzaklığının yaklaşık 2,7 katı uzaklıkta yer aldığı ve bugün onu ana asteroid kuşağının ortasına yerleştirdiği düşünülüyor. İlk öte gezegenler 1990'ların başında keşfedildi. Ancak dünya sahnesinde patlayan ilk öte gezegen 50 ışık yılı uzaklıkta Güneş benzeri bir yıldızın yörüngesinde dönen sıcak Jüpiter 51 Pegasi B'ydi. Dönüm yılı 1995'ti. O zamandan beri binlercesini daha keşfettik. Boyut ve kütle gezegen türlerini belirlemede çok önemli bir rol oynar. Boyut kütle sınıflandırmalarında da çeşitleri vardır. Bilim adamları ayrıca gezegen boyutlarında garip bir boşluk gibi görünen şeyi de kaydettiler. Onu tanımlayan bir makalenin başyazarı Benjamin Fulton'dan sonra yarı çap vadisi veya Fulton boşluğu olarak adlandırıldı.
NASA'nın Kepler uzay aracından elde edilen veriler, belirli bir boyut aralığındaki gezegenlerin nadir olduğunu gösterdi. Dünyanın boyutunun 1,5 ila 2 katı olanlar, bu da onları süper dünyalar arasına yerleştirecek. Bunun gezegen oluşumunda kritik bir boyutu temsil etmesi mümkündür. Bu boyuta ulaşan gezegenler, kalın hidrojen ve helyum gazı atmosferlerini hızla çeker ve gazlı gezegenlere dönüşürken, bu sınırdan daha küçük gezegenler böyle bir atmosferi tutacak kadar büyük değildir. Ve öncelikle kayalık, karasal cisimler olarak kalır. Halton boşluğunu açıklamak, gezegen sistemlerinin nasıl oluştuğunun çok daha iyi anlaşılmasını gerektirecektir. Derin uzayda birçok öte gezegen ve bu öte gezegenlerin de türleri vardır. Her gezegen tipi, bileşimine bağlı olarak iç ve dış görünümde farklılık gösterir. Gaz devleri, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen olan Satürn veya Jüpiter büyüklüğünde veya çok daha büyük gezegenlerdir. Bu geniş kategorilerde daha fazla çeşitlilik gizlidir. Örneğin sıcak Jüpiterler bulunan ilk gezegen türleri arasındaydı. Yıldızlarına çok yakın dönen gaz devlerinin sıcaklıkları binlerce dereceye kadar yükselebilir. Bir gaz devri çoğunlukla helyum veya hidrojenden oluşan büyük bir gezegendir. Güneş sistemimizdeki Jüpiter ve Satürn gibi bu gezegenlerin sert yüzeyleri yok ve bunun yerine katı bir çekirdeğin üzerinde dönen gazlara sahip. Gaz devri öte gezegenler Jüpiter'den çok daha büyük olabilir ve yıldızlarına Güneş sistemimizde bulunan her şeyden çok daha yakın olabilir. İnsanlık tarihinin çoğu için gezegenlerin nasıl oluştuğuna ve geliştiğine dair anlayışımız Güneş sistemimizdeki gezegenlere dayanıyor. Ancak son 25 yılda 4000'den fazla öte gezegenin veya Güneş sistemimizin dışındaki gezegenlerin keşfi her şeyi değiştirdi. Yıldızlarına daha yakın olan gaz devlerine genellikle sıcak Jüpiter denir. Bu geniş kategorilerde daha fazla çeşitlilik gizlidir. Örneğin sıcak Jüpiterler bulunan ilk öte gezegen türleri arasındaydı. Bu büyük gezegenler o kadar sıkı yörüngeler yaparlar ki yıldızlarında belirgin bir yalpalamaya neden olurlar. Yıldız konaklarını bir o yana bir bu yana çekerler ve yıldızlardan gelen ışık tayfında ölçülebilir bir kaymaya neden olurlar. Jüpiter'e benzer büyüklükte olan bu gazın baskın olduğu gezegenler, ana yıldızlarına son derece yakın bir yörüngede dönerler ve onları 18 saat gibi kısa bir sürede çevrelerler. Sıcak Jüpiterlerle ilgili sorular, gezegenlerin kendileri kadar büyük. İçe göç etmeden önce yıldızlarına yakın mı yoksa daha uzakta mı oluşuyor? Ve eğer bu devler göç ederse bu kendi Güneş sistemimizdeki gezegenlerin tarihi hakkında ne ortaya çıkarır? Bu soruları cevaplamak için bilim adamlarının bu sıcak devlerin çoğunu oluşumlarının çok erken dönemlerinde gözlemlemeleri gerekecek. Şimdiye kadar bulunan en genç sıcak Jüpiter olduğu düşünülen öte gezegen VIP-6752b'nin anlayışımızı genişletebilir. Yaklaşık 17 milyon yaşında iyi çalışılmış bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Yani sıcak Jüpiter muhtemelen sadece birkaç milyon yıl daha genç. Bilinen sıcak Jüpiterlerin çoğu 1 milyar yıldan daha yaşlı. Gezegen, Güneş'inkine benzer bir kütleye sahip olan yıldızının yörüngesini yaklaşık 7 günde tamamlıyor. Dünyadan yaklaşık 490 ışık yılı uzaklıkta bulunan VIP-6752b, dünyanın çapının yaklaşık 10 katı ve Jüpiter'inkine yakındır. Boyutu güçlü bir şekilde gazın egemen olduğu bir gezegen olduğunu gösterir. Keşif daha fazla genç sıcak Jüpiter bulma ve evrende gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında daha fazla şey öğrenme umudumuzu artırıyor. Jüpiter'lerin ana yıldızlarına ne kadar yakın olduklarına dair 3 ana hipotez var. Biri basitçe orada oluşup oldukları yerde kalmalarıdır. Ancak bu kadar yoğun bir ortamda oluşan gezegenleri hayal etmek zordur. Kavurucu ısı çoğu malzemeyi buharlaştırmakla kalmaz. Aynı zamanda genç yıldızlar sıklıkla büyük patlamalar ve yıldız rüzgarlarıyla patlar ve potansiyel olarak ortaya çıkan gezegenleri dağıtır. Gaz devlerinin buz ve diğer katı maddelerinin oluşması için yeterince soğuk olduğu kar çizgisi adı verilen bir sınırı geçerek yıldızlardan daha uzakta gelişmesi daha olası olabilir. Jüpiter benzeri gezegenler neredeyse tamamen gazdan oluşur. Ancak katı çekirdekler içerirler. Bu çekirdeklerin donmuş malzemelerin büyüyen bir kar topu gibi birbirine yapışabileceği kar çizgisini geçmesi daha kolay olurdu. Diğer iki hipotez, durumun böyle olduğunu ve sıcak Jüpiter'in daha sonra yıldızlarına daha yakın dolaştığını varsayar. Ancak göçün nedeni ve zamanlaması ne olurdu? Bir fikir, sıcak Jüpiterlerin, gezegen sisteminin
tarihin erken dönemlerinde yıldızın hem kendisinin hem de gezegenin oluştuğu gaz ve toz diskiyle çevriliyken yolculuklarına başladığını öne sürüyor. Bu senaryoda gezegenin kütleyle etkileşime giren diskin yerçekimi gaz devinin yörüngesini kesintiye uğratabilir ve içe doğru göç etmesine neden olabilir. Üçüncü hipotez, sıcak Jüpiter'in yıldızına daha sonra yaklaştığını, yıldızın etrafındaki diğer gezegenlerin yerçekimi göçünü tetikleyebildiğini ileri sürer. HIP 6752-2 beynin oluşumundan çok erken bir zamanda yıldızına çok yakın olması, bu üçüncü hipotezin muhtemelen bu durumda geçerli olmadığını gösterir. Ancak genç ve sıcak bir Jüpiter hepsinin nasıl oluştuğuna dair tartışmayı çözmeye yetmez. Bilim adamlarının dış gezegenleri keşfetmek için yaygın olarak kullandıkları 5 yöntem vardır. İki ana teknik, geçiş ve radyal hız yöntemleridir. Bir gezegen doğrudan bir gözlemciyle yörüngesindeki yıldız arasından geçtiğinde bu yıldız ışığının bir kısmını engeller. Kısa bir süre için o yıldızın ışığı aslında daha da kararır. Bu küçük bir değişiklik. Ancak gökbilimcilere uzak bir yıldızın etrafındaki bir öte gezegenin varlığına dair ipucu vermek için yeterli. Bu geçiş yöntemi olarak bilinir. Neptün gezegenleri Güneş sistemimizdeki Neptün veya Uranüs'e benzer büyüklüktedir. Muhtemelen iç bileşimlerin bir karışımına sahiptirler. Ancak hepsinde hidrojen ve helyum ağırlıklı dış atmosferler ve kayalık çekirdekler olacaktır. Ayrıca Neptün'den daha küçük ve Dünya'dan daha büyük olan mini Neptünler keşfediyoruz. Güneş sistemimizde bu boyutta veya türde hiçbir gezegen yoktur. Süper dünyalar tipik olarak atmosfere sahip olan veya olmayan karasal gezegenlerdir. Dünya'dan daha büyükler. Ancak Neptün'den daha hafifler. Karasal gezegenler dünya boyutunda ve daha küçüktür. Kaya, silikat, su veya karbondan oluşur. Daha fazla araştırma bazılarının atmosfere, okyanusa veya diğer yaşanabilirlik belirtilerine sahip olup olmadığını belirleyecektir. Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri de içeren fotoğraf, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin, en detaylı fotoğrafı. Fotoğraf önce Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden'a verilen bir bilgilendirme sırasında gösterildi. Ardından da internet ortamında paylaşıldı. NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ve tarihi bir öneme sahip olan ilk renkli fotoğrafla birlikte çekilen yeni renkli fotoğrafları da paylaştı. İlk fotoğrafta SMEC 0723 galaksi kümesi yer alıyordu. 25 Aralık 2021'de uzun yıllar süren bekleyişin ardından uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, uzayda bugüne kadar keşfedilemeyenleri bize sunmak için görevine başladı. Teleskop, ilk gözlemlerini yapmaya başlamışken, o gözlemlerde edinilen görüntüler de merakla bekleniyordu. İşte bugün, beklenen gün geldi çattı ve James Webb Uzay Teleskobu, çektiği ilk renkli fotoğrafı insanlıkla paylaştı. James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği ilk renkli fotoğraf, James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen, yukarıda görmüş olduğunuz ilk görüntü, SMEC 0723 olarak bilinen galaksi kümesine ait. Bu galaksi kümesinin yaklaşık 4,6 milyar yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Teleskobun yakın kızılötesi kamerası sayesinde elde edilen görüntünün son halini alması, farklı dalga boylarından gelen görüntülerle birlikte yapıldı. Üstelik bu görüntünün elde edilmesi için kızılötesi dalga boylarında derinliklere ulaşıldı ve kompozitin yapımı haftalar sürdü. Elde edilen görüntü şimdiye kadarki en derin kızılötesi görüntü oldu. Teleskoptan gelen bu görüntüde şimdiye kadar gözlemlenen en sönük nesneler de dahil olmak üzere binlerce galaksi ilk kez görüntülenmiş oldu. Webb, uzaydaki en eski galaksileri aramaya devam ediyor. NASA'nın Webb'i, kozmik uçumları, yıldız doğumunun ışıltılı manzarasını ortaya çıkardı. Parıldayan yıldızlarla bezenmiş bu dağlar ve vadilerden oluşan manzara, aslında Carina bulutsusundaki NGC 3324 adlı yakındaki genç, yıldız oluşturan bir bölgenin sınırıdır. NASA'nın yeni James Webb Uzay Teleskobu tarafından kızılötesi ışıkta yakalanan bu görüntü, daha önce görünmeyen yıldız doğum alanlarını ilk kez ortaya koyuyor.
Webb'in kozmik uçurumlar olarak adlandırılan görünüşte üç boyutlu resmi, mehtaplı bir akşamdaki sarp dağlara benziyor. Gerçekte bu NGC 3324'ün içindeki dev, gazlı boşluğun kenarıdır ve bu görüntüdeki en yüksek tepeler yaklaşık 7 ışık yılı yüksekliğindedir. Cavernous bölge, bu görüntüde gösterilen alanın üzerinde, balonun merkezinde yer alan son derece büyük, sıcak, genç yıldızlardan gelen yoğun mor ötesi radyasyon ve yıldız rüzgarları tarafından bulutsudan oyulmuştur. Genç yıldızlardan gelen kabarcıklı ultraviyole radyasyon bulutsunun duvarını yavaş yavaş aşındırarak şekillendiriyor. Dramatik sütunlar bu radyasyona direnerek parlayan gaz duvarının üzerinde yükseliyor. Göksel dağlardan yükseliyormuş gibi görünen buhar aslında sıcak, iyonize gaz ve acımasız radyasyon nedeniyle bulutsudan akan sıcak tozdur. Webb, ortaya çıkmakta olan yıldız yuvalarını ve görünür ışık resimlerinde tamamen gizlenmiş bireysel yıldızları ortaya koyuyor. Webb'in kızılötesi ışığa duyarlılığı nedeniyle bu nesneleri görmek için kozmik tozun içinden geçebilir. Bu görüntüde açıkça ortaya çıkan ön yıldız jetleri bu genç yıldızların bazılarından fırlıyor. En genç kaynaklar bulutun karanlık, tozlu bölgesinde kırmızı noktalar olarak görünmektedir. Yıldız oluşumunun en erken, hızlı aşamalarındaki nesneleri yakalamak zordur. Ancak Webb'in aşırı duyarlılığı, uzaysal çözünürlüğü ve görüntüleme yeteneği bu anlaşılması zor olayları tarihlendirebilir. NGC 3324'ün bu gözlemleri yıldız oluşum sürecine ışık tutacaktır. Yıldız doğumu, aşınan boşluğun genişlemesiyle tetiklenen zamanla yayılır. Parlak, iyonize halka bulutsunun içine doğru hareket ederken yavaş yavaş gaz ve tozu iter. Kenar herhangi bir dengesiz malzeme ile karşılaşırsa artan basınç malzemenin çökmesini ve yeni yıldızlar oluşturmasını tetikleyecektir. Tersine bu tür bir bozulma, yıldız oluşturan malzeme aşındığı için yıldız oluşumunu da önleyebilir. Bu, yıldız oluşumunu kıvılcım çıkarmak ve onu durdurmak arasında çok hassas bir dengedir. Webb, modern astrofiziğin bazı büyük, açık sorunlarını ele alacak. Belirli bir bölgede oluşan yıldızların sayısını ne belirler? Yıldızlar neden belirli bir kütleyle oluşur? Webb, ayrıca yıldız oluşumunun devasa gaz ve toz bulutlarının evrimi üzerindeki etkisini de ortaya çıkaracak. Şiddetli rüzgarları ve yüksek enerjileriyle büyük kütleli yıldızların etkisi genellikle görünürken, daha çok sayıdaki düşük kütleli yıldızların etkisi hakkında daha az şey biliniyor. Oluşurlarken bu daha küçük yıldızlar, burada görülen dar, zıt jetler oluşturur. Ve bu jetler bulutlara çok fazla momentum ve enerji enjekte edebilir. Bu, yeni yıldızları tohumlayan bulutsu malzemenin oranını azaltır. Bu noktaya kadar bilim adamları çok sayıda genç ve daha enerjik düşük kütleli yıldızın etkisi hakkında çok az veriye sahipti. Webb ile bulutsu boyunca sayılarının ve etkilerinin tam bir sayımını elde edebilecekler. Yaklaşık 7600 ışık yılı uzaklıkta bulunan NGC 3324, Webb'in yakın kızılötesi kamerası ve orta kızılötesi aleti tarafından görüntülendi. NORCAM, keskin çözünürlüğü ve benzersiz duyarlılığıyla önceden gizlenmiş yüzlerce yıldızı ve hatta çok sayıda arka plan gökadasını ortaya çıkaracaktır. MIRI'nin görünüşe göre genç yıldızlar ve onların tozlu, gezegen oluşturan diskleri, pembe ve kırmızı görünen orta kızıl ötesinde parlak bir şekilde parlıyor. MIRI, toza gömülü yapıları ortaya çıkarır ve devasa jetlerin ve çıkışların yıldız kaynaklarını ortaya çıkarır. MIRI ile sırtların yüzeyindeki sıcak toz, hidrokarbonlar ve diğer kimyasal bileşikler parlayarak pürüzlü kayaların görünümünü verir. NGC 3324 ilk olarak 1826'da James Dunlop tarafından kataloglandırılmıştır. Güney yarımküreden görülebilen bu bulut, Carina takım yıldızında bulunan Carina bulutsusunun NGC 3372'nin kuzeybatı köşesinde yer alır. Carina bulutsusu, anahtar deliği bulutsusuna ve Eta Carina adlı aktif, kararsız üst dev yıldıza ev sahipliği yapmaktadır. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan Stephens-Kuntz Gökada grubunun yeni görüntüsü, etkileşim halindeki gökadaların birbirlerinden nasıl yıldız oluşumunu tetiklediğini ve gökadalardaki gazın nasıl bozulduğunu ender ayrıntılarla gösteriyor. Görüntü ayrıca Stephens Quintet'teki bir kara delik tarafından yönlendirilirken çıkışları daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntı düzeyinde gösteriyor. Bunun gibi sıkı gökada grupları aşırı ısınan,
düşen malzemenin çok enerjik kara delikleri beslemiş olabileceği erken evrende daha yaygın olabilirdi. Beş gökadadan oluşan görsel bir grup olan Stepan Beşlisi, en iyi tatil klasiği filmi It Is A Wonderful Life'da öne çıkmasıyla tanınır. Bugün NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Stepan'ın Beşlisini yeni bir ışık altında ortaya koyuyor. Bu muazzam mozaik, Webb'in bugüne kadarki en büyük görüntüsü olup, ayın çapının yaklaşık 1/5'ini kaplamaktadır. 150 milyondan fazla piksel içerir ve yaklaşık 1000 ayrı görüntü dosyasından oluşturulur. Webb'den alınan bilgiler, galaktik etkileşimlerin erken evrende galaksi evrimini nasıl yönlendirmiş olabileceğine dair yeni bilgiler sağlıyor. Güçlü, kızılötesi görüşü ve son derece yüksek uzaysal çözünürlüğüyle Webb, bu gökada grubunda daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları gösterir. Milyonlarca genç yıldızın parıldayan kümeleri ve taze yıldız doğumunun yıldız patlaması bölgeleri görüntüyü süslüyor. Gaz, toz ve yıldızların geniş kuyrukları yerçekimi etkileşimleri nedeniyle birçok galaksiden çekilmektedir. En çarpıcı biçimde Webb gökadalardan biri olan NGC-7318b kümeyi parçalarken devasa şok dalgalarını yakalar. Stepan Beşlisi'nin 5 gökadası birlikte Hitson Compact Group 92 HCG-92 olarak da bilinir. Beşli olarak adlandırılsa da galaksilerden sadece 4'ü gerçekten birbirine yakın ve kozmik bir dansa kapılmış durumda. NGC-7320 olarak adlandırılan 5. ve en soldaki gökada diğer 4'üne kıyasla oldukça ön planda. NGC-7320, Dünya'dan 40 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alırken, diğer 4 gökada NGC-7317, NGC-7318A, NGC-7318B ve NGC-7319 yaklaşık 290 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunmaktadır. Bu milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki daha uzak galaksilerle karşılaştırıldığında kozmik açıdan hala oldukça yakındır. Bunlar gibi nispeten yakın galaksileri incelemek, bilim adamlarının çok daha uzak bir evrende görülen yapıları daha iyi anlamalarına yardımcı olur. Bu yakınlık, gökbilimcilere tüm gökada evrimi için çok önemli olan gökadalar arasındaki birleşme ve etkileşimlere tanık olmak için halka kenarında bir koltuk sağlar. Bilim adamları, etkileşim halindeki galaksilerin birbirleri içinde yıldız oluşumunu nasıl tetiklediğini ve bu galaksilerdeki gazın nasıl bozulduğunu bu kadar ayrıntılı olarak nadiren görüyorlar. Stepan's Quintet, tüm galaksiler için temel olan bu süreçleri incelemek için harika bir laboratuvar. Bunun gibi sıkı gruplar aşırı ısınan, düşen malzemeleri kuasar denilen çok enerjik kara delikleri beslemiş olabilirken erken evrende daha yaygın olabilirdi. Bugün bile grubun en üstteki galaksisi olan NGC-7319, Güneş'in kütlesinin 24 milyon katı olan süper kütleli bir kara delik olan aktif bir galaktik çekirdeğe sahiptir. Aktif olarak malzeme çekiyor ve 40 milyar Güneş'e eşdeğer ışık enerjisi yayıyor. Webb, yakın kızılötesi spektrograf ve kızılötesi ve orta kızılötesi enstrüman MIR ile aktif galaktik çekirdeği çok ayrıntılı olarak inceledi. Bir kamera ve spektrografın bir kombinasyonu olan bu aletlerin bütünleşik alan birimleri IFU'lar. Webb ekibine bir veri küpü veya galaktik çekirdeğin spektral özelliklerinin görüntülerinin bir koleksiyonunu sağladı. Tıbbi manyetik rezonans görüntülemeye çok benzeyen IFU'lar, bilim adamlarının ayrıntılı çalışma için bilgileri birçok görüntüye dilimlemelerine ve zar atmalarına izin verir. Webb, aktif kara deliğin yakınındaki sıcak gazı ortaya çıkarmak ve parlak çıkışların hızını ölçmek için çekirdeği çevreleyen toz örtüsünü deldi. Teleskop, kara delik tarafından yönlendirilen bu çıkışları daha önce hiç görülmemiş bir ayrıntı düzeyinde gördü. Görsel gruplandırmada en soldaki ve en yakın gökada olan NGC-7320'de Webb, tek tek yıldızları ve hatta gökadanın parlak çekirdeğini çözebildi. Bonus olarak Webb, Hubble'ın derin alanlarını andıran binlerce uzak arka plan gökadasından oluşan uçsuz bucaksız bir denizi ortaya çıkardı. MIR'den Stepan's Quintet'in şimdiye kadarki en ayrıntılı kızılötesi görüntüsü ve yakın kızılötesi kamerayla birleştiğinde Webb'den gelen veriler çok sayıda değerli yeni bilgi sağlayacaktır.
Örneğin bilim adamlarının süper kütleli kara deliklerin beslenme ve büyüme hızını anlamalarına yardımcı olacak. Webb ayrıca yıldız oluşum bölgelerini çok daha doğrudan görüyor ve şimdiye kadar elde edilmesi imkansız olan bir ayrıntı seviyesi olan tozdan kaynaklanan emisyonu inceleyebiliyor. Pegasus takım yıldızında bulunan Stephens Quintet Fransız astronom Edward Stephen tarafından 1877'de keşfedildi. Simexis 0723, Webb uzak evrenin bugüne kadarki en derin ve en keskin kızılötesi görüntüsünü yalnızca 12,5 saat içinde sağladı. Yerden gökyüzünü gözlemleyen bir kişi için yaklaşık 2 saat süren çoklu pozlamaların renkli bir bileşimi olan bu yeni görüntünün görüş alanı, kol mesafesinde tutulan bir kum tanesi büyüklüğündedir. Bu derin alan, şimdiye kadar tespit edilen en uzak gökadalardan bazılarını bulmak için yer çekimi merceği olarak bir gökada kümesini kullanır. Bu görüntü, Webb'in derin alanları inceleme ve kozmik zamanın başlangıcına kadar galaksileri izleme yeteneğinin sadece küçük bir örneğidir. WASP-96b, Webb'in Güneş sistemimizin dışındaki bu sıcak, şişmiş gezegeni ayrıntılı olarak gözlemlemesi, bu gezegenin daha önceki çalışmalarında tespit edilmemiş olan pus ve bulutların kanıtlarıyla birlikte su olduğuna dair açık işaretler ortaya koyuyor. Bir öte gezegenin atmosferinde ilk kez su tespitiyle Webb, şimdi diğer gezegen atmosferlerinin neyden yapıldığını anlamak için yüzlerce başka sistemi incelemeye başlayacak. Güney halka bulutsusu, ölmekte olan bir yıldızı çevreleyen, genişleyen bir gaz bulutu olan bu gezegenimsi bulutsu yaklaşık 2000 ışık yılı uzaklıktadır. Burada Webb'in güçlü kızılötesi bakışı, ölmekte olan ikinci bir yıldızı ilk kez tam görünüme getiriyor. Bir gezegenimsi bulutsu olarak doğumdan ölüme kadar Webb, bir gün yeni bir yıldız veya gezegen olabilecek yaşanan yıldızları dışarı atan toz ve gaz katmanlarını keşfedebilir. Stephen beşlisi, Webb'in Pegasus takım yıldızında bulunan bu kompakt gökada grubuna bakışı, bir gökadanın merkezini çevreleyen toz perdesini keserek süper kütleli kara deliğin yakınındaki gazın hızını ve bileşimini ortaya çıkardı. Bilim adamları artık etkileşim halindeki galaksilerin yıldız oluşumunu nasıl tetiklediği ve bu galaksilerde gazın nasıl değiştiği konusunda eşi benzeri görülmemiş ayrıntılarla ender bir fikir edinebilirler. Carina bulutsusu, Webb'in Carina bulutsusundaki kozmik uçumlara bakışı, daha önceki gizlenmiş olan yıldız oluşumunun en erken ve en hızlı evrelerini ortaya koyuyor. Webb, Güney Yarımküre takım yıldızı Carina'daki bu yıldız oluşum bölgesini ve diğer benzer takım yıldızları gözlemleyerek yeni yıldızların oluştuğunu görebilir ve onları oluşturan gaz ve tozu inceleyebilir. NASA'nın Greenbelt, Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'ndeki Webb projesinin baş bilim adamı John Matter, "Kesinlikle heyecan verici," dedi. "Mekanik ekipman mükemmel çalışıyor ve doğa inanılmaz güzelliklerle dolu. Bunu mümkün kılan dünya çapındaki ekiplerimize tebrikler ve teşekkürler." İlk Webb görüntülerinin ve tayflarının yayınlanması, dünyanın dört bir yanından gökbilimcilerin Webb'in dört aracını kullanarak Güneş sistemimizdeki nesnelerden erken evrene kadar her şeyi gözlemleme fırsatına sahip olacağı bilim operasyonlarının başlangıcını işaret ediyor. James Webb Uzay Teleskobu, 25 Aralık 2021'de Güney Amerika Fransız Guyana'sındaki Avrupa Uzay Limanı'ndaki Ariana 5 roketiyle fırlatıldı. Uzayda karmaşık bir yerleştirme dizisini tamamladıktan sonra Webb aynalarının hizalandığı, aletlerinin uzay ortamına göre kalibre edildiği ve bilimsel araştırmalara hazırlandığı aylarca hizmete girdi. James Webb Uzay Teleskobu, dünyanın önde gelen uzay bilimi gözlemevidir. Webb, Güneş sistemimizin gizemlerini çözecek, diğer yıldızların etrafındaki uzak dünyaların ötesini görecek ve evrenimizin gizemli yapılarını ve kökenlerini ve içimizdeki yerimizi keşfedecek. Webb, ortakları Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı ile birlikte NASA tarafından yönetilen uluslararası bir programdır. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, daha önce gökbilimcilerden gizlenen Güney Halkası gezegenimsi bulutsunun ayrıntılarını ortaya çıkardı. Gezegenimsi bulutsular, ölmekte olan yıldızlardan çıkan gaz ve toz kabuklarıdır. Webb'in güçlü kızılötesi görünümü, bu bulutsunun ikinci yıldızını, yıldızlar çevrelerindeki gaz ve tozu şekillendirirken oluşturulan olağanüstü yapılarla birlikte tam görünüme getiriyor. Bir yıldızın yaşamının son aşamalarından kalma bunun gibi yeni ayrıntılar, yıldızların nasıl evrimleştiğini ve çevrelerini nasıl dönüştürdüğünü daha iyi anlamamıza yardımcı olacak. Bu görüntüler ayrıca arka planda uzak galaksilerin ön belleğini de ortaya çıkarıyor. Burada görülen çok renkli ışık noktalarının çoğu yıldızlar değil,
galaksilerdir. Bazı yıldızlar en iyisini sona saklar. Bu sahnenin merkezindeki sönük yıldız binlerce yıldır her yöne gaz ve toz halkaları gönderiyor. Ve NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu bu yıldızın tozlu örtülü olduğunu ilk kez ortaya çıkardı. Webb'deki iki kamera NGC-3132 olarak kataloglanan ve gayri resmi olarak Güney Halka Bulutsusu olarak bilinen bu gezegenimsi bulutsunun en son görüntüsünü yakaladı. Yaklaşık 2500 ışık yılı uzaklıktadır. Webb, gökbilimcilerin bunun gibi gezegenimsi bulutsular hakkında daha birçok ayrıntıyı incelemesine izin verecek. Ölmekte olan yıldızların fırlattığı gaz ve toz bulutları, hangi moleküllerin mevcut olduğunu ve gaz ve toz kabukları boyunca nerede yattıklarını anlamak, araştırmacıların bu nesneler hakkında bilgilerini geliştirmelerine yardımcı olacaktır. Bu gözlem, Güney Halka Bulutsusu'nu neredeyse tam karşı karşıya gösteriyor. Ancak onu kenardan görmek için döndürebilseydik, üç boyutlu şekli daha açık bir şekilde altta birbirine yerleştirilmiş iki kase gibi görünürdü ve birbirinden bir açıyla açılırdı. Sıkı bir yörüngede kilitlenmiş iki yıldız yerel manzarayı şekillendiriyor. Webb'in kızılötesi görüntüleri bu karmaşık sistemde yeni ayrıntılar içeriyor. Soldaki Webb'in yakın kızılötesi kamerasından alınan görüntüde yıldızlar ve onların ışık katmanları göze çarparken, Webb'in orta kızılötesi enstrümanından sağdaki görüntü ilk kez ikincisinin yıldız tozda çevrilidir. Daha parlak olan yıldız, yıldız evriminin daha erken bir aşamasındadır ve muhtemelen gelecekte kendi gezegenimsi bulutsusunu çıkaracaktır. Bu arada daha parlak olan yıldız, bulutsunun görünümünü etkiler. Çift birbirlerinin yörüngesinde dönmeye devam ederken, asimetrik desenlere neden olarak gaz ve tozun çömleğini karıştırırlar. Her kabuk, sönük yıldızın kütlesinin bir kısmını kaybettiği bir bölümü temsil eder. Görüntünün dış bölgelerine doğru en geniş gaz kabukları daha önce püskürtüldü. Yıldıza en yakın olanlar en yenileridir. Bu fırlatmaların izini sürmek, araştırmacıların sistemin geçmişine bakmalarına olanak tanır. NIRCam'le yapılan gözlemler, gezegenimsi bulutsunun çevresinde son derece ince ışık ışınlarını da ortaya çıkarmaktadır. Merkezi yıldızlardan gelen yıldız ışığı, bir buluttaki boşluklardan geçen güneş ışığı gibi gaz ve tozda deliklerin olduğu yerlerden dışarı akar. Gezegenimsi bulutlar on binlerce yıldır var olduğundan, bulutsuyu gözlemlemek, olağanüstü ağır çekimde bir film izlemek gibidir. Yıldızın şişirdiği her bir kabuk, araştırmacılara içinde bulunan gaz ve tozu tam olarak ölçme yeteneği verir. Yıldız malzeme kabuklarını fırlatırken içlerinde toz ve moleküller oluşur. Yıldız malzeme atmaya devam ederken bile manzarayı değiştirir. Bu toz sonunda etrafındaki alanları zenginleştirecek ve yıldızlar arası ortam olarak bilinen şeye genişleyecektir. Ve çok uzun ömürlü olduğu için toz milyarlarca yıl boyunca uzayda seyahat edebilir ve yeni bir yıldıza veya gezegene dahil olabilir. Binlerce yıl içinde bu hassas gaz ve toz katmanları çevredeki uzaya dağılacak. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, bugüne kadar Güneş sistemimizin dışındaki bir gezegenin atmosferinden süzülen yıldız ışığının en ayrıntılı ölçümlerini yakaladı. Daha önceki çalışmaların tespit etmediği pus ve bulutların kanıtı olarak belirgin su izleri gözlemlendi. 1150 ışık yılı uzaklıktaki bir gezegen atmosferinin oluşumu hakkında bilgi içeren ışık spektrumu, suyun belirgin imzasını ortaya koyuyor. Webb'in tespit ettiği sinyalin gücü, teleskobun önümüzdeki yıllarda potansiyel olarak yaşanabilir gezegenler arayışında oynayacağı önemli role işaret ediyor. Webb'in güçlü yeni görüşü, bu gezegenle ilgili önceki çalışmaların tespit etmediği pus ve bulutların kanıtlarını da gösteriyor. NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş benzeri uzak bir yıldızın yörüngesinde dönen sıcak, kabarık, gaz devi bir gezegeni çevreleyen atmosferde, bulutların ve pusların kanıtlarıyla birlikte suyun belirgin imzasını yakaladı. Kesin ışık renklerinin parlaklığındaki küçük düşüşlere dayanan, belirli gaz moleküllerinin varlığını ortaya çıkaran gözlem, bugüne kadar türünün en ayrıntılı örneğidir. Ve Webb'in yüzlerce ışık yılı uzaklıktaki atmosferleri analiz etme konusundaki benzeri görülmemiş yeteneğini göstermektedir. Hubble Uzay Teleskobu son 20 yılda çok sayıda öte gezegen atmosferini analiz etmiş ve 2013'te ilk net su tespitini yakalamış olsa da Webb'in anında ve daha ayrıntılı gözlemi, dünyanın ötesinde potansiyel olarak yaşanabilir gezegenleri karakterize etme arayışında ileriye doğru dev bir sıçramaya işaret ediyor. WASP-96b, Samanyolu'ndaki 5000'den fazla onaylanmış öte gezegenden biridir. Güneş gökyüzü takım yıldızı Poneks'te kabaca 1150 ışık yılı uzaklıkta yer alan bu yıldız, Güneş sistemimizde doğrudan bir benzeri olmayan bir tür gaz devini temsil ediyor.
Jüpiter'inkinin yarısından daha küçük bir kütleye ve 1,2 kat daha büyük bir çapa sahip olan WASP-96b, Güneşimizin etrafında dönen herhangi bir gezegenden çok daha kabarıktır ve 1000 derece Fahrenheit'tan daha yüksek bir sıcaklıkta önemli ölçüde daha sıcaktır. WASP-96b, Güneş benzeri yıldızına son derece yakın bir yörüngede Merkür'le Güneş arasındaki mesafenin sadece 9'da 1'i kadardır ve her 3/2 dünya gününde bir tur tamamlar. Büyük boyut, kısa yörünge süresi, kabarık atmosfer ve gökyüzünde yakındaki nesnelerden gelen kirletici ışığın olmaması WASP-96b'yi atmosferik gözlemler için ideal bir hedef haline getirir. 21 Haziran'da Webb'in yakın kızılötesi görüntüleyici ve yarıksız spektrografı gezegen yıldız boyunca hareket ederken WASP-96b sisteminden gelen ışığı 6.4 saat boyunca ölçtü. Sonuç, geçiş sırasında yıldız ışığının genel olarak kararmasını gösteren bir ışık eğrisi 2,8 mikron arasındaki parlaklık değişimini ortaya çıkaran bir iletim spektrumudur. Işık eğrisi, gezegenin diğer gözlemlerden önceden belirlenmiş olan özelliklerini, gezegenin varlığı, boyutu ve yörüngesini doğrularken, iletim spektrumu atmosferin önceden gizlenmiş ayrıntılarını ortaya çıkarır. Suyun açık imzası, pus belirtileri ve önceki gözlemlere dayanarak var olmadığı düşünülen bulutların kanıtları. Bir iletim tayfı yıldız boyunca hareket ederken bir gezegenin atmosferinden filtrelenen yıldız ışığıyla gezegen yıldızın yanındayken tespit edilen filtrelenmemiş yıldız ışığının karşılaştırılmasıyla yapılır. Araştırmacılar bir gezegenin atmosferindeki önemli gazların bolluğunu absorpsiyon modeline, grafikteki tepe noktalarının konumları ve yüksekliklerine dayalı olarak saptayabilir ve ölçebilir. İnsanların kendine özgü parmak izlerine ve DNA dizilerine sahip olması gibi atomlar ve moleküller de absorbe ettikleri karakteristik dalga boylarına sahiptir. NIRIS tarafından yakalanan WASP-96b'nin spektrumu, bugüne kadar yakalanan bir öte gezegen atmosferinin yalnızca en ayrıntılı yakın kızılötesi iletim spektrumu olmakla kalmaz. Aynı zamanda görünür kırmızı ışık ve spektrumun bir kısmı da dahil olmak üzere oldukça geniş bir dalga boyu aralığını kapsar. Daha önce diğer teleskoplarda erişilemeyen 1,6 mikrondan daha uzun dalga boyları. Spektrumun bu kısmı WASP-96b spektrumunda hemen belirgin olmayan ancak Webb tarafından gözlemlenmesi planlanan diğer öte gezegenlerde tespit edilmesi gereken oksijen, metan ve karbondioksit gibi diğer anahtar moleküllerin yanı sıra suya karşı özellikle hassastır. Araştırmacılar, atmosferdeki su buharı miktarını ölçmek, karbon ve oksijen gibi çeşitli elementlerin bolluğunu sınırlamak ve atmosferin sıcaklığını derinlikle tahmin etmek için spektrumu kullanabilecekler. Daha sonra bu bilgiyi gezegenin genel yapısı ve nasıl, ne zaman ve nerede oluştuğu hakkında çıkarımlarda bulunmak için kullanabilirler. Grafikteki mavi çizgi, verileri WASP-96b'nin ve yıldızının bilinen özelliklerini, örneğin boyut, kütle, sıcaklık ve atmosferin varsayılan özelliklerini hesaba katan en uygun modeldir. Webb'in son teknoloji ürünü tasarımı sayesinde bu ölçümlerin olağanüstü detayı ve netliği mümkündür. 270 metrekarelik altın kaplama aynası, kızılötesi ışığı verimli bir şekilde toplar. Hassas spektrografları, ışığı binlerce kızılötesi renkten oluşan gökkuşağına yayar ve hassas kızılötesi dedektörleri, parlaklıktaki son derece ince farklılıkları ölçer. NIRIS, 1 mikronun yalnızca binde biri kadar olan renk farklılıklarına, yeşil ve sarı arasındaki fark yaklaşık 50 mikrondur ve bu renkler arasındaki parlaklık farklarını milyonda birkaç yüz parça algılayabilir. Ek olarak Webb'in aşırı kararlılığı ve Lagrange noktası 2 çevresindeki yörünge konumu, dünya atmosferinin kirletici etkilerinden yaklaşık 1 milyon mil uzakta, kesintisiz bir görüş ve nispeten hızlı bir şekilde analiz edilebilen temiz veriler sağlar. Gözlem sırasında yakalanan 280 ayrı spektrumun aynı anda analiz edilmesiyle elde edilen olağanüstü ayrıntılı spektrum, Webb'in öte gezegen araştırmaları için neler sakladığına dair sadece bir ipucu sağlar. Önümüzdeki yıl boyunca araştırmacılar, küçük kayalık gezegenlerden gaz ve buz zengini devlere kadar birkaç düzine öte gezegenin yüzeylerini ve atmosferlerini analiz etmek için spektroskobi kullanacaklar. Webb'in döngü bir gözlem süresinin yaklaşık 1/4'ü öte gezegenleri ve onları oluşturan malzemeleri incelemeye ayrılmıştır. Bu NIRIS gözlemi, Webb'in potansiyel olarak yaşanabilir gezegenlerde de dahil olmak üzere dış gezegenlerin atmosferlerini mükemmel ayrıntılarla karakterize etme gücüne sahip olduğunu göstermektedir.
James Webb'den gelecek yeni görüntüleri bizler de Paso Video ekibi olarak merakla bekliyoruz.